Yaklaşık bir yıldır zaten ortalama ayda bir, 20 günde bir et artışı oluyordu. Normal daha önceki senelerde yılda bir iki defa et zamlanırken bu sene içerisinde 2023 yılı içerisinde defalarca yani 10-20 defa diyebilirim ki zaten zam geldi. En son zaten zam hakikaten geçeten yani vicdan yani tam kelime anlamıyla vicdansızlıktı. Birden hem danaya hem kuzuya 100 TL'ye yakın geldi. Birden bir artış oldu. Yaklaşık bir 10-15 gün önce. Ve yani en garip yanı da yani geçen sene bu zamanlarda arpa kilosu 7,5 TL satılırken şu an ise 8,5 TL. Sadece 1 TL artış olmuş olurken ama ete ise %300 geldi. Ve anlam veremediğim tek şey de hükümetin yani dersiz bakanlığın buna sessiz kalması. Yani hiçbir ne bir açıklama ne bir durdurma yani bununla ilgili hiçbir adım bir somut adım atılmıyor. Şu anda yani şunu diyorum ki bak şu anda biz kasaplar olarak bazen buna hani zam gelirken bu sefer hayvan sahibini hayvanlarını satmak istemiyor. Nasıl olsa yani bir hafta sonra gene zam gelecek diye ve bu şekilde habire hayvanlara zam geliyor. Biz de tabii haliyle zamlı aldığımız zaman da zamlı satmak zorunda kalıyoruz. Ve vatandaş bu olan da vatandaşa oluyor. Önümüzde Ramazan ayı var. Bu Ramazan ayında eminim ki dar gelirli vatandaşlarımız tenceresinde pişirmeyecek. Öyle görünüyor. Şu anda 450 TL'ye vardı. Hatta bazı marketlerde 5 TL'ye kadar satılıyor. Artı yani eğer Batman'la sınırlı olmuş olsaydı bu artışlar Batman'la sınırlı olmuş olsaydı biz kasaplar olarak kasaplar derneği olarak kesinlikle bir hafta 10 gün biz kefen kapatacaktık. Tepki olsun diye. Ama maalesef sadece Batman'la sınırlı değil. Bütün Türkiye'de böyle ama hükümetten maalesef ses yok. Bunu yapan da Türkiye'de birkaç tane firma var. Büyük firma dediğimiz firmalar. İsim vermeyeceğim. Birkaç tane firma bunu yapıyor. Mesela geçenlerde bir 20 gün önce geldi Batman'da özellikle Batman ve Türkiye'nin her tarafında hayvanları toplattılar. Kendi çiftliklerine koydular ve hemen ardından birkaç gün sonra düğmeye basıp fiyatları yükselttiler. El ilginç yanı da devlet olarak yani bakanlık olarak dışarıdan ithal ettiği eti de hayvanları aynı bu firmalara veriyor. Ucuz bir fiyattan bu firmalara veriyor ve bu firmalar da yüksek fiyattan dağıtıyor. Yani firmalar gene acilde firmalara veriyor. Halbuki devlet dışarıdan ithal ettiği eti kendi satış noktalarında et balık kurumu satış noktaları var. Et satış noktalarında veya kasaplara dağıtması lazım ki vatandaş ucuz et yesin. Ama maalesef gene bu firmalara veriyor ve bu şekilde gene vatandaş yüksek fiyattan et almak zorunda kalıyor. Yani bu vicdanen biz rahatsız oluyoruz hakikaten kasap olarak. Biz rahatsız oluyoruz. Çünkü ciddi manada bir yükseliş oldu. Ama bununla ilgili hükümetten bir ses yok maalesef. Evet. Çünkü yani tabii ki et yükselirken haliyle sakatat da yükseliyor. Yani sakatat da şu anda yani zenginlerin tüketebileceği bir gıda olmuş yani. Artık dar gelirli vatandaşlarımız bırak eti, sakatat bile şu anda alamıyor maalesef. Çünkü et yükselirken haliyle sakatat da yükseliyor. Yani şu anda zor bildiğiniz bile önümüzde Ramazan ayı var. Allah bilir Ramazan ayında artık nasıl bir şeyle karşılaşacağız. Onu da şu anda kestiremiyorum.